Evet, uluslararası iletişim dersimizin dördüncü ünitesindeyiz ve başlığımız iletişim ve güç. Ben Nezih Orhan. Şimdi takdir edersiniz ki iletişim altyapılarından, küresel iletişim altyapılarından bahsettik. Bununla ilişkin sistemlerden bahsettik. Farklı sistemlerin iletişimin kurgulanmasına, yapılanmasına ilişkin yaklaşımlarından bahsettik. Bunlar farklı bölümlerde de zaten kitabınızda, dersinizde tartışılıyor olacak. Göreceksiniz, takip edecek olursanız, kitabınıza bakacak olursanız, ilintili kaynaklarda da göreceksiniz. Tabii aslında iletişim neden önemli? Özellikle küresel anlamda, uluslararası dünyada iletişim şu yüzden önemli. Gerçekten bilginin akışı, bilginin paylaşımı, iletişimin akışı, iletişimin yine dünyanın farklı yerlerinde işe yarayışına, kullanımına, paylaşımına ilişkin bir güç meselesi ortaya çıkıyor. Herkes bu gücü belli oranda uluslar talep ediyorlar. Kendi ellerinde olsun istiyorlar, kendi tekellerinde olsun istiyorlar. Veyahut hayır bunu paylaşalım diyen uluslar da var. Bunun serbest bir şekilde yatay bir doğruda paylaşılması gerektiğini düşünenler de var. Ama sonuçta işte bu iletişime ilişkin güç eğilimi gerçekten farklı yerlerde özellikle bilginin insanları etkilemesi noktasında, iletişimin insanları etkilemesi noktasında, mesajların, içeriklerinin kurgulanması, dünyada işte bir takım kitlelerin bu iletişim içeriklerinden, mesajlardan etkilenerek yönlendirmeleri anlamında gerçekten farklı düşünceleri, beklentileri olanların olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada tabii iletişim ve güç gerçekten bir ilişki içerisinde tarif ediliyor ve iletişime ilişkin gücü elinde tutmak istemek önemli bir vurgu. Ama tabii bir de gücün paylaşımı, gücün de tarifi çok önemli. Sadece iletişime ilişkin bir mesele değil. Bu gücü nasıl algıladığımızla ilgili bir konumlandırma meselesi. Bu güç meselesi daha bireysel iletişimimizden başlayarak küresel düzeyde iletişimi anlayış, kullanış biçimimize kadar değişebiliyor. Sonuçta aslında biz bunun farklı yansımalarını kültürler arası iletişim meseleleri içerisinde de görüyoruz. İşte bir tarafta bazen daha yatayda paylaşımcı eşit bir iletişimi tercih eden ve bunun parçası olanlar varken bir diğer tarafta daha çatışmayı tercih eden, daha eşitlikten çok dikey yapılanmayı, iletişimin böyle bir akışa sahip olmasını düşünenlerin olduğunu da görüyoruz. O yüzden bunların aslında yapılanmasındaki temel nedenin işte bu güç talebi, gücün talep edilmesine ilişkin olduğunu da görüyoruz. Bununla beraber tabii bu iletişim ve güç meselesi, kitle iletişim meselesinde nasıl kurgulanması gerektiğini, kitle iletişimin içerisinde mesajın, içeriğin oluşturulmasında nelerin yer alacağını belirlemesine kadar çok uzun bir süreçte etkisini gösteriyor. Sonuçta baktığımız zaman gücü kullanmak isteyenler, güçten yararlanmak ve gücü talep edenlerin aslında belli oranda yansımalarının iletişimin kendisinde de yer bulduğunu söylemek mümkün. Örneğin neleri görmüş oluyoruz? İşte bir grup içerisinde en çok konuşmaya çalışan kişinin aslında gücü en çok talep eden kişi olduğunu yavaş yavaş keşfediyoruz. Bunu talep ettiğini, aslında bunu en basit yöntemiyle iletişim vasıtasıyla talep ettiğini görmeye başlıyoruz. Yani aslında iletişim mi kullanış biçimimiz, iletişim mi üretiş biçimimiz, iletişimi paylaşıma sokma biçimimiz bizim aslında güce ilişkin taleplerimizi de belli oranda ortaya koymuş oluyor. Veya bu kişisel düzeyde değil, uluslar anlamında, kültürler anlamında da kendisini ortaya çıkartmış oluyor. İşte bu yüzden iletişim kimi zamanda kitleleri etkilemek ve bu gücü talep edenler açısından yerine getirilmesini beklediği sonuçları açısından da önemli bir aracılık, bir rol üstlenirlik durumuna geliyor. Buradan baktığımız zaman özellikle yakın dönemde artık bazı meselelerin iletişim savaşları olduğunu, belki kötü bir tarif ama bu şekilde tarif edenlerin olduğunu da görüyoruz. Neden? Bazen en önemli mücadelelerin, bazen yeri geldiğinde savaşların aslında
bir takım silahlarla değil, aslında iletişim içerikleriyle, iletişim araçlarıyla olduğunu da görüyoruz. Bunların kullanılması, kimi zaman bir takım iletişim içerisinde yer alan bilgilerin eksik, bazen çarpıtılmış, bazen özel olarak üretilmiş olduğunu görüyoruz. İşte bu açılardan değerlendirdiğimizde aslında işte hem bireysel düzeyden hem de küresel düzeye kadar iletişimle güç arasında çok yoğun ve önemli bir ilişki olduğunu görüyoruz ve bu ünitede bunu paylaşıyoruz.